öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Hey! Merhaba, ben Blippi. Bilin bakalım neredeyim? Bir süpermarketteyim. Şuna bir bakar mısınız? Leziz bir elma. Acaba bu elma buraya nasıl geldi? Elma! Süpermarketteki tüm elmalar elma bahçelerinden gelir. Önce en güzel meyveleri toplamalısınız. Tıpkı bunun gibi. Çok lezzetli görünüyor. Topladıktan sonra onu diğer elmaların bulunduğu kasaya atıyorsunuz. Hadi birlikte bir elma bulalım. Bir elma görüyor musunuz? Aa, ben gördüm. Evet, bakın. Harika. Her şey bir işçinin elleriyle tüm elmaları toplamasıyla başlar. Sonra çuvallarını kasalara doldururlar. Kasalar dolduğundaysa traktör onları alır ve götürür. Ağaçlardaki elmalar toplanıp kasalara dolduruldu. Ve tüm kasalarda dolduğuna göre onları kamyonlara taşımalıyız. Vay canına! Elmalarla dolu 5 devasa kasa. Ve kırmızı bir traktör. Pekala. Şimdi ise elmalar kamyona yerleştiriliyor. Bu kasaları bir forklift yardımıyla kamyona yerleştiriyoruz. İşte böyle. Kasalar kamyonun arkasına yüklendi. Hadi gidelim. Şimdi fabrikaya gidiyoruz. Evet, fabrikaya geldik. Şimdi ise forkliftle kamyonun arkasındaki kasaları çıkartmamız gerekiyor. Şimdi de elmaların hepsini yıkayıp paketlememiz gerekiyor. Bakın, yeşil elmalar. Şimdi elma dolu kasaların hepsini buraya boşaltıp yıkayacağız ve paketleyeceğiz. Kasalar boşaltılırken elmaların sudaki yolculukları başlıyor. Bakın, kasalar boşaldı. Vay canına! Burada bir sürü yüzen elma var. Ardından sudan çıkartılıyorlar ve kurulanıyorlar. Temiz ve parlak ve biraz daha temizleniyorlar. Şu fırçalara bakın. Elmalar çok neşeli görünüyor. Ve sonra tüm elmalara su püskürtülüyor. Temiz ve parlak.
Ardından dev pervanelerle kurutuluyorlar. Elmalar kuruduktan sonra gruplara ayrılıyorlar. Çok lezzetli görünenler ve çok lezzetli görünmeyenler olarak ikiye ayrılıyorlar. Ve çok lezzetli görünmeyen elmalar da işte burada. Onlar eğlenceli elma asansörlerine biniyorlar. Ve taşıma bandında enfes elmalı turtalar olmak üzere ilerliyorlar. Ama işimiz daha bitmedi. Bütün lezzetli elmalara etiket yapıştırılıyor. Bu bir etiket makinesi. Bütün elmalar etiketlendikten sonra benim elma yatağı dediğim yere getiriliyorlar. Sonraki adımda elma yatakları karton kutulara yerleştiriliyor. Bazıları da naylon poşetlere giriyor. Görünüşe göre bazı kutuların kapatılması gerekiyor. Elmalar yıkanıp paketlendikten sonra onları dev buzdolaplarına koyup kamyonları beklemeliyiz. Şu anda dev buzdolabının içindeyiz. Ve içerisi çok soğuk. İşte tüm elmalar burada tutuluyor. Vay canına! Ne kadar çok elma var. Depolama binası gerçekten çok uzun. Evet! Koca bir tır, taze elmaların yüklenebilmesi için deponun yanına yanaşıyor. Elmalar yenmeye hazır sayılır. Şu anda onları tırın arkasına yüklüyoruz. Pekala forkliftler, birkaç elma daha kaldı. Elmalar kamyona yüklendikten sonra marketlere dağıtılmaya hazırlar. Çok eğlenceli oldu. Elmaların markete nasıl geldiklerini beraber görmüş olduk. Unutmayın, elma girmeyen eve doktor girer. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba, ben Blippi. Aa, şuraya bakın. Vay canına, bu bir dondurma kamyonu. Bugün sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanıyacağız. Çok lezzetli. Pekala,
Hadi bu dondurma kamyonunun dış parçalarına yakından bakalım. Vay canına. Rengarenk. Bakın üstünde dondurma resimleri var. Çilekli dondurma, dondurmalı sandviç, çikolatalı külah dondurma ve kırmızı, mavi ve beyaz renkli bir dondurma var. Şunlara bakın. Çok havalı. Jantları pembe. Bu sayede dondurma kamyonu sokaklarda giderken havalı bir şekilde görünüyor. İşte böyle. Oh, bu da ne? Aa, burada çocuklar yavaş geçin yazıyor. Işıklar da var. Size göstereyim. Vay canına. Pekala. Şu kırmızı kolu görüyor musunuz? Çektiğimde ne olduğuna bakın. Vay canına. Lambalar turuncu yanıyor. Ve tabela dondurma kamyonundan dışarı çıkıyor. Böylece dondurma kamyonuna yakın gitmiyorsunuz ya da en azından çok dikkatli oluyorsunuz. Böylece yaralanmıyorsunuz. Bunu bu şekilde bırakacağız. Size başka bir şey göstereyim. Oo, şunu görüyor musunuz? Bu bir müzik düğmesi. Müzik! Müziği duyuyor musunuz? Bu müzik dondurma kamyonunun yaklaştığını ve dondurma alabileceğinizi gösteriyor. Aa, bir de şuraya bakın. Las Vegas, Nevada'daki bu dondurma kamyonunun sosyal medya adresleri yazıyor. Güzel. Oo, şuraya bakın. Şu dondurma seçeneklerine bakın. Oo, bunun rengi kırmızı, turuncu ve yeşil. Oo, bir de şuna bakın. En sevdiğim iki renkten biri. Turuncu. Nefis. Ha, oo, bir ninja kaplumbağa. Aa, sünger bob kare pantolon. bir de şuraya bakalım. Bunu hatırladınız mı? Evet, diğer tarafta da vardı. Çilekli dondurma. Nefis. Aa, şuraya bakın. Bu pencereye gelirsiniz. Ve dondurma siparişinizi buradan verirsiniz. Aa, merhaba. Merhaba. Bir saniye. Burada kimse yok. Ah, bir fikrim var. Sizinle birlikte içeri girip insanlara dondurma servisi yapabiliriz. Ne dersiniz? Ha, hadi gelin. Oo. Pekala, hadi içeri girip dondurma servisi yapalım. Ama önce jeneratörü çalıştırmalıyız. Jeneratör dondurucumuza enerji sağlıyor. Hadi çalıştıralım. Vay canına. Minik bir motor gibi. Verdiği enerjiyle dondurucumuz soğuk kalıyor. Ama dondurucumuz şu anda soğuk. O yüzden bunu kapatabiliriz. Pekala. Hadi içeri girip dondurma servisine başlayalım. Vay canına. Dondurma kamyonunun içi. Aha, çok heyecanlıyım. Oo, dondurma kamyonunun şoförü buraya oturuyor. Normal bir araç gibi. Bir direksiyon, vites kolu ve anahtarlar. Ama kamyon sürmeye gelmedik. Dondurma için geldik. Vay canına. Bu beyaz şeyi görüyor musunuz? Bu bir dondurucu. Hadi açalım. Oo! Şu dondurmalara bakın. Pekala. Hadi 5 tane dondurma seçelim. Hazır mısınız? Aa, pekala. Birini aldım. 1. 2.
İşte burada. Oo! 3. Aa! Evet. Evet. 4. Tamam. Ve bir bakalım. İşte buldum. Evet. 5. Tamam. 5 oldu. Soğuk kalması için kapatalım. Şimdi burada 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dondurma. Şimdi 3 atıştırmalık bulmalıyız. Tamam. Patlamış mısır nasıl olur? 1. Peki cipse ne dersiniz? 2 atıştırmalık. Ne olabilir? Evet. Nefis. 3. 3 atıştırmalık. Şu anda 5 dondurma ve 3 atıştırmalığımız var. 5 artı 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefis. Pekala. Şimdi sosyal medyadan herkese nerede olduğumuzu haber vermeliyiz. Evet. Evet, burada dondurmalarımız var. Hadi onlara verelim. Pekala. Burada pamuk şekerimiz var. Kim pamuk şeker ister? Oo, nefis. Al bakalım. Ne deniyordu? Teşekkürler. Rica ederim. Burada dondurmalı sandviçimiz var. O benim. Harika. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve bir de bundan var. Teşekkürler. Rica ederim. Dondurmanın tadını çıkartın, olur mu? Teşekkürler. Güle güle. Sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanımak çok eğlenceliydi. Şimdi eğlenceli bir dondurma şarkısının tam zamanı. Yapalım mı bir dondurma? Eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma. Yine de karnını doyurma. Nefis çilekli dondurma. Krema ve muzlu dondurma. Bol meyveli bir dondurma, yine de karnını doyurma. Çikolata soslu dondurma, üstü vişne dolu dondurma. Koca bir tabak dondurma, yine de karnını doyurma. Ya da jelibonlu dondurma, tatlı solucanlı dondurma. Rengarenk bir dondurma, yine de karnını doyurma. Yapalım mı bir dondurma, eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma, yine de karnını doyurma. Yapalım mı bir dondurma, eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma, yine de karnını doyurma. Nefis! Bakın elimde ne var? Bu bir oyun kili ve bir dondurmaymış gibi yapıyorum. Ama aslında bu bir oyuncak, yani sakın yemeyin. Pekala. Bakın, vanilyalı dondurmaya benziyor. Nefis! Ve bu da çikolatalı dondurmaya benziyor. Bakın malzemelerimiz de var. Mesela bu. Evet, bir çilek şurubu bu. Tamam. Kapağını çıkartalım ve biraz dökelim. Nefis! Şuna bakın. Çikolata şurubuna benziyor. Vay canına. Yine buraya dökelim. Tamam. Nefis, çok lezzetli görünüyor. Çikolatalı dondurmamıza ise biraz krema koyalım, öyle değil mi? Nefis, hadi bakalım.
Oho, nefis görünüyor. Oo, bakalım burada ne varmış? Birkaç oyun kili daha. Evet, bence bunun üstüne bir vişne koymalıyız. Tamam, birazını alalım. Bir güzel sıkalım. Evet, tamam, yuvarlayalım. Oo, tatlı bir vişneye benzedi. Üstüne bir boşluk yapalım. Evet, şimdi çikolatalı dondurmamıza koyabiliriz. Harika! Oho, nefis görünüyor. Dediğim gibi, sakın yemeyin. Bunun içinde biraz mavi ve turuncumuz var. Mavi ve turuncu en sevdiğim iki renk. Hadi jelibon solucanlar yapalım şimdi. Pekala, turuncunun yarısını alalım. Rulo yapalım. Tamam. Şuna bakın. Turuncu bir jelibon solucan. En üstüne koyalım. Şimdi de maviyi alalım. Ve bir jelibon solucan daha yapıp buraya koyalım. Evet. Rulo yapalım. Jelibon solucana bakın. Şuraya yerleştirelim. İşte iki leziz görünen oyuncak dondurma yaptık. Nefis. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanımak çok eğlenceliydi. Ayrıca dondurma şarkısını dinlemek, söylemek ve dans etmek de harikaydı. Daha fazlasını izlemek isterseniz, o zaman tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Pekala, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba, ben Blippi. Bugün Alderwood Alışveriş Merkezi'ndeki Fantastic Playtorium'dayız. Hadi gidelim. Evet. Woo! Hadi. Hadi iyi eğlenceler. Pekala, oyuna başlamadan önce ayakkabılarımı çıkarmalıyım. Hey. Birinci ayakkabı. Merhaba. Ayakkabılarıma bak. İkinci ayakkabı. Bir, iki. Pekala, hadi gidelim. Çak bakalım. Pekala, hadi. Bu da ne böyle? Oo, nasıl yapıldığını gösterir misin? Kaydıraktan kayacaklar. Oo, harikasın. Bana bakın. Evet. Pekala. Sıra sende. Kayabilirsin. Sıra sende. Pekala. Şimdi sıra bende. Burada yapacak bir sürü eğlenceli aktivite var. Bu da ne böyle? Vay canına. Bir dürbüne benziyor. Biliyor musunuz? Görmek 5 duyumuzdan biridir. Gözlerimi görüyor musunuz? Evet, bakın. Vay canına. Ben de bakabilir miyim? Tabii, bakabilirsin. Ne görüyorsun? Bunu gözlerine tutuyorsunuz. Oo, harika. Bu da neymiş bakalım? Bana bakın. Şimdi bu gözlüğü takacağım. Tamam mı? Bakın. Ben bakayım. Tabii. Gözlükler insanların görmesine yardımcı olur. Pekala. Çok komik. Çok komik bir gözlük. Vay canına. 5 duyumuzu öğrenebilmek için oynamaya devam edelim. Woo!
Gördünüz mü? Turuncu ve mavi renkli makineden bu topları fırlattım. Oo, şuna bakın. Acaba bu düğmeye bastığımda neler olacak? Bakın. Alttan çıkan hava topların havaya yükselmesini sağlıyor çocuklar. Bu harika. Bu da ne? Bakın. Turuncu bir çorap bu. Çoraplar bazen kötü kokabilir. Evet, bazen de güzel kokarlar. Tabii onları yıkarsanız. Hadi şimdi çorabı koklayalım. İğrenç, çok kötü. Bu çorap kullanılmış olmalı. Hey, benim bir fikrim var. Bu oda spreyini kullansak nasıl olur acaba? Güzel kokabilir. Çok temiz. Koklama duyusuna bayılıyorum. Çünkü günün tadını çıkartmanızı sağlıyor. Gözlerinizi kapatsanız bile. Ne kokluyorum? Çiçek kokluyorum. Şimdi ne kokluyorum? Evet. Lezzetli bir yemek kokluyorum. Hadi şimdi biraz daha oynayalım. Eğlenceli bir balondu. Bakın. Gördünüz mü burada ne var? Lezzetli bir meyve suyu. Nefis. Meyve suyuna bayılırım. Ve burada bir meyvemiz var. Hadi bunu açalım. Evet. Evet, çok lezzetli. Baksanıza, yemeklerin tadının neden güzel veya kötü olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bir ağzımız var ve tat alabiliyoruz. Bu da 5 duyumuzdan biri. Yemekleri tatmayı seviyorum. Tıpkı meyve suyu gibi. Ve lezzetli meyveler gibi. Hadi biraz daha oynayalım. Gelin. Hadi. Pekala. Dengemi korumalıyım. Vay canına. Bunları ellerimle tutuyorum. Bu sayede dengede duruyorum. Bunlar da ne? Tatlı bir peluş oyuncak. Çok yumuşak. Hey, bu oyuncağa dokunduğumda duyularımdan birini kullanıyorum. Evet, dokunma duyusu. Bir şeye dokunuyorum. Çok yumuşak. Peki bunlar ne? Ne olduklarını bilmiyorum ama en sevdiğim iki renge sahipler. Burada turuncu bir topumuz var. Bir de mavi topumuz var. Yüzümü gıdıklıyorlar. Hadi biraz daha oynayalım. Bu da ne? Bakın, mavi bir slime. Güzel. Şuna bakın. Dokunduğumda elime yapışıyor, bakın. Evet, unutmayın. Dokunmak 5 duyumuzdan biridir. Bir şeylere dokunmak için elinizi kullanabilirsiniz ve slime gibi şeyleri hissedersiniz. Oh!
Slime'dan çıkan parmaklarımı görüyor musunuz? Çok tuhaf biriz. Pekala, şunu elimizden çıkaralım. Tamam, şimdi biraz daha oynayabiliriz. Hadi gidelim. Vay canına. Oh, işte gidiyoruz. Şuna bakın. Bu pembe bir dikenli top. Duydunuz mu? Bir ses çıkarttı. Seslerden bahsetmişken. Bakın. Elimde 3 eşya var. Bir ses geldiğinde onu kulaklarınızla duyarsınız. Evet. Bu da 5 duyumuzdan biri. Bir şeyler duyarız, değil mi? Şunun gibi. Evet, zilin sesini duydum. Bir de düdük var. Dinleyin. Ve bir müzik enstrümanı. Dinleyin. Evet, şimdi bir düşünelim. Hangi şarkıyı çalsam acaba? Buldum. Ekskavatör şarkısı. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. Upuzun bir kolum var ve dev bir bomum. Kazma konusunda hızlı olurum. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Kocaman bir kepçem var ve her şeyi kazarım. Çukur açmak uzmanlık alanım. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Üstelik ayaklarım yok benim. Ayakların yok mu? Nasıl hareket ediyorsun? Alet üstünde araba gibi giderim. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. Şimdi bir ekskavatör gibi davranma zamanı. Size göstereyim. Tek yapmanız gereken kolunuzu şu şekilde kaldırıp kol, bom ve kepçe gibi davranmak ve kazmak. Çok eğlenceli. Ve kabinimin içinde oturabilirsin. Kepçeyi kontrol edersin, sürersin. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Üstelik çalışırım tüm gün. Hiç uyumaz mısın? Uyumam hiç. İşim bu benim. Adım ekskavatör, ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör, ekskavatör, ekskavatör. Bir şeyleri duyabilmeyi seviyorum. Pekala, biraz daha oynayalım. Oyun oynarken de bir şeyler dinleyelim, değil mi? Hadi gidelim. Wow! Oh! Sen de çıkabilir misin? Hey! Oh! Harika! Oh! Oh! Bu da ne? Bak! Oh! Dikenli bir top. Oh! Bu topu gördünüz mü? Çok büyük ve üstünde dikenleri var. Hadi renklerine bakalım. Yeşil ve sarı. Dikkat edin.
Woo! 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 Wee! Oo! Bakın, dönen bir şey. Hadi bakalım otur. Buraya otur. Pekala. Başlıyoruz. Woo! Wee! Evet. Aferin. Güzel. Şimdi de böyle otur. Sıkı tutun. Dikkat et. Oo, dikkat et. Oo! Evet. Woo! İşte oldu. Güzel. Woo! Oo! Şuna bakın. Buraya çıkabilir misin? Oo! Oo! Woo! Oo, şimdi bu tarafa gideceğim. En üste çıktım. Ne renk olduğunu biliyor musunuz? Sarı. Evet. Sarı. Gelin. Woo! Oo! Buna dikkat edin. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Hadi koş. Hadi gelin. Vay canına. Oo! Oo! Bu bir trambolin. Hadi atlayın. Hadi bakalım. Hadi atlayın. Oo! Bakın herkes trambolinde zıplıyor. Oo, bu çok eğlenceli. Gelin. Gelin bu taraftan hadi. Hadi yukarı çıkalım. Bu hadi taraftan. Ama. Hadi çabuk. Oo, bu da ne? Bir maymun. Maymun mu? Tamam. Hadi gelin. Hadi gidelim. Hadi kaydıraktan kayalım, tamam mı? Evet. Güle güle. Tamam, şimdi sıra bende. Oo! Büyük kaydıraktan kaymak ister misin? Sizlerle beş duyumuzu öğrenmek çok eğlenceliydi. Tatmak, koklamak, görmek, duymak ve dokunmak. Eğlencenin asla bitmediği Fantastic Playtorium'a bu bölümde bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Evet, daha fazlasını izlemek isterseniz eğer tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi! Harika! Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Wow! 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 Merhaba. Ben Blippi. Wow! Bakın, bu bir dinozor. Şu dinozorlara bakar mısınız? Oo, bence şimdi şarkı söyleyip dans etmeliyiz. Elbette dinozor şarkısıyla geri döndüğümüzde tüm bu dinozorlara daha yakından bakacağız, tamam mı? Ve hepsinin adını öğreneceğiz. Oo, çok eğlenceli olacak. Yıllar önce
yeryüzünde. Biz yaşamazken daha başka tür yaşardı ormanda bu şarkı onlara. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Stegozorlar daha büyüktü fillerden, ama beyinleri bir mercimek kadardı. Triceratops'un tam üç boynuzu vardı, bunlar korunmaya yarardı. Brachiozorların upuzundu boyunları, ama kafaları küçücük. Pterodaktil uçardı gökte, kanatları ne kadar büyük. Üstelik ayaktayken onu geçemezdi bir zürafa. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Raptor hızlı ve zekiydi, avlanırdı kurtlar gibi. Elasmazorlar kral sayılırdı derin denizlerde. Ankilozorların çekiç gibiydi kuyrukları, bir tank kadar sağlamdı. Dinozorların dikenleri vardı ve dişleri timsah gibi kocamandı. İşte Tyrannosaur Rex, kral dinozor oydu. Ayakları dev gibiydi, çok güçlü kükrüyordu. Çok büyük, iri, kudretliydi. Dişi kılıç gibi keskindi. Ama kısacık kollar onu hep zorlar, bir yere özenemezdi. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Ohohoho, vay canına. Dinozor şarkısı çok eğlenceliydi. Şu dinozor oyuncaklarına bakın. Evet, bu oyuncaklar bana ait. Ve onlarla oynamayı çok seviyorum. Hem de çok. Çünkü bu oyuncakların arasında şarkıdaki brachiozor var. Evet, çok uzun bir boynu var. Bakın ne kadar uzun. Ohohoho, zürafa gibi. Ama ondan daha uzun. Vay canına. Ve bir triceratops var. Vay canına. Oo, şuna bakın. Kafasında üç boynuzu var. Bir, iki, üç. Ve bir de stegozor var. Evet. Sırtındaki katmanlara bakar mısınız? Vay canına. Stegozor. Vay canına. Stegozorları seviyorum. Sesleri şunun gibi. Evet, bu bir stegozor. Brachiozor, stegozor, triceratops. Ve iki tane daha var. Evet, bu dinozor gerçekte hiç de küçük değil. Bu bir velociraptor. İşte velociraptor. O da dinozor şarkısındaydı. Ve tüm dinozorların kral ve kraliçesi. Tyrannosaurus Rex. Evet, T-Rex olarak da biliniyor. Çok havalı bir dinozor.
Bu dinozorların hepsi çok havalı ve hepsi de Blippi'nin dinozor şarkısındaydı. Eğer dinozorları seviyorsanız ve dinozor oyuncaklarınız olsun istiyorsanız bunları gerçekten çok sevebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok büyükler. Siz de bunun gibi dinozor oyuncakları alabilirsiniz. Umarım sizler de alırsınız çünkü çok güzeller. Pekala, sonra görüşürüz. T-Rex. Evet, hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba, ben Blippi. Bugün Güney Pasadena, Kaliforniya'da Amy'nin oyun parkındayız. Gelin. Birlikte renkleri tanıyacağız. Burası harika. Ayakkabılarımızı çıkarmadan buraya giremeyiz. Birinci ayakkabı ve ikinci ayakkabı. Hey, ayakkabılarım hangi renk? Görünüşe göre mavi, turuncu ve beyaz. Hadi gidelim. Burası rengarenk. Burada oynamaya bayılıyorum. Ne kadar renkli bir araba. Şu arabaya bakın. Bu arabanın rengi sarı ve kırmızı. Hadi gidelim. Çok komik. Burada ne var? Ne kadar yumuşak. Vay canına. Hey, şuna bakın. Bu çok renkli bir kutu. Renkleri say say bitmez. Keşfetmeye devam edelim hadi. Bu bir şato. İçine gireceğim. Merhaba. Şuna bakın. Mavi renkli bir balon buldum. Hey, bir tane daha var. Bu balonun rengi yeşildi. Harikasınız. Hey. Bu şato ne kadar yüksek. Herkese merhaba. Şu basamaklara bakın. Vay canına. Renklerini görüyor musunuz? Şuna bakın. Bu basamak hangi renk? Bu basamağın rengi pembe. Bunun rengi ise parmaklıklardaki ile aynı. Evet, bu hangi renk peki biliyor musunuz? Evet, bu renk sarı. Burası ne renk? Çoktan öğrenmiştik. Bu, bu ve bunların hepsinin rengi yeşil. Bir saniye. Uykunun sırası değil ki. Ama çok rahat bir koltuk. Rengini biliyor musunuz? Bu çok ilginç bir renk. Bu rengin adı turkuaz. Mavi ve yeşil rengin bir karışımı gibi. Evet. Ama uykunun sırası değil. Şimdi yuvarlanma zamanı. Yuvarlanmayı çok seviyorum. Çok eğlenceli. Ayrıca çok renkli. Sanırım havası sönmüş bunun. Bunu nasıl şişirebiliriz? Şuraya bakın.
Vay canına. Bu yeşil bir motor. Evet, yeşil ve sarı. İşte başlıyoruz. Evet, başardık. Harika. Vay canına. Burası hangi renk? Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Evet, ayrıca iki ile kafiyeli. Mavi. Şuraya bakın. Bu renkse kırmızı. Pekala. Şimdi kaydıraktan kayacağım. Oho! Evet, geliyorum. Evet. Merhaba. Hey. Siyah bowling topu. Beyaz lobutlar. Merhaba, merhaba aşağıdakiler. Bakın, merdivenlerin yukarısındayım. Şimdi aşağı ineceğim. Şimdi merdivenlerin aşağısındayım. Şimdi merdivenlerin yukarısına tırmanacağım. Hoşça kalın. Burası rengarenk. Vay canına. Oho. Tünellerden geçmeye bayılıyorum. Vay canına. Oo, evet. Oo, bir kaydırak. Çok heyecanlandım. Pekala. Hazır mısınız? Gidiyoruz, tamam mı? 3, 2, 1. Merhaba. Bu kaydırak çok eğlenceliydi. Pembe bir kaydırak, değil mi? Vay canına. Bu da ne? Wing, wing. Wow. Wing. Dinozorları seviyorum. Şu oyuncaklara bakın. Çok sevimliler, değil mi? Merhaba. 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 Nasılsın? Çok komik. Bu dinozorlar hangi renk? Evet, bu dinozorların rengi mor ve pembe. Vay canına. Şuna bakın. Bu bir helikopter. Ve en sevdiğim iki renge sahip. Evet. Bu helikopter hangi renk? Evet.
iki rengi var. Mavi ve turuncu. Bunu bırakalım ve araştırmaya devam edelim. Whoop, 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 whoo. Vay canına. Şu açık mavi arabaya bakın. Bir de şu arabaya bakın. Bu araba çok hızlı görünüyor. Oho! Sizlerle renkleri tanımak çok eğlenceliydi. Vay canına! Güney Pasadena, Kaliforniya'da sizlerle Amy'nin oyun parkında oynamak çok eğlenceliydi. Bugün sizlerle renkleri öğrenmekten çok keyif aldım. Bakın yeşil bir bitki. Çok eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Flippy. Harika. Pekala. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Flippy. Merhaba. Ben Flippy. Bugün sizlerle spor arabaları yakından tanıyacağız. Şimdi mavi spor arabanın içindeki parçalara bakacağız, tamam mı? Ama her şeyden önce güvenlik geliyor. Emniyet kemerimizi takmalıyız, değil mi? Evet, tıpkı normal bir araba gibi spor arabada da emniyet kemeri takmalıyız, değil mi? Pekala. Hah, şimdi de kapıyı kapatalım. Aa, ne kadar ilginç bir kapı. Şu arabaya bakar mısınız? Arabanın içi siyah renk. Vay canına. Elimdeki şey de ne? Aa, bu bir direksiyon. Ve aklınıza direksiyonu olan başka araçlar da geliyor mu? Aa, evet. Traktörün de direksiyonu var. Canavar kamyonun da direksiyonu var. Golf arabasının bile bir direksiyonu var, değil mi? Ah, kazıcı yükleyicinin de direksiyonu var. Geminin bile direksiyonu var, evet. Çok komik. Şuna bakın. Bu bir navigasyon sistemi. Böylece spor arabanızı sürerken nereye gittiğinizi anlayabilirsiniz. Şunları gördünüz mü? Bunlar... Vites kulakçığı. Arabayı böyle döndürüyorsun. Pekala. Şimdi de mavi spor arabanın dışındaki parçalara bakalım. Gelin. Şuna bakın. Vay canına. Büyük bir tekerlek ve lastik. Çok büyük. Şuna bakın. Bu kadar büyük. Vay canına. Mavi freni gördünüz mü? Bu arabaların çok hızlı gittiğini duydum. Arabayı durdurmak için büyük güçlü frenlere ihtiyaç var. Bakın. Vay canına. Rengi gerçekten çok mavi. Şuna bakın. Mavi renge bayılırım. Tıpkı gömleğimde, şapkamda ve ayakkabımda olduğu gibi. Şuraya bakın. Araba tüm gücünü motorundan alıyor. Hadi kaputu açalım. Vay canına. Şuna bakın. Kapı dikey olarak açıldı. Bu çok çılgınca. Pekala, şimdi kaputu açacağım.
Evet. Şimdi motora bakalım. Oo. Bir saniye. Burada hiçbir şey yok. Bu çok komik. Ah, tabii ya. Spor arabaların motorları arka taraftadır. Pekala, hadi bakalım. Vay canına. Motoru çok büyük. Burada V12 var. V12. Bu çok güçlü bir motor. Pekala, devam edelim. Şuna bakın. Vay canına. Burası egzoz. Burada büyük bir egzoz var. Motordan gelen gaz işte buradan çıkıyor. Bunu gördünüz mü? Arabaya yakıtını buradan koyuyorsunuz işte. Arabayı serinletmek için gereken hava da buradan içeri giriyor. Çok havalı. Bakın. Burada bir bebek koltuğu var. Çok komik. Ve son olarak farlara bakalım. Vay canına. Görünüşe göre iki farı var. Bir, iki. Vay canına. Sizlerle spor arabaları yakından tanımak çok güzeldi. Sven'i de sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bize izin verdiğin için çok teşekkür ederiz Sven. Çok havalı değil mi? Hadi bakalım hoşça kalın. Ama sahile gelmişken yüzmeden olmaz. Öyle değil mi? Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, blippi. Merhaba, ben blippi. Ne yaptıklarını görüyor musunuz? Evet, kayak ve snowboard yapıyorlar. Bugün birlikte snowboard yapmayı öğreneceğiz. Snowboard! Birleşik Devletler, New Jersey'deki Mountain Creek Resort'dayız. Ve birlikte snowboard yapmayı öğreneceğiz. Merhaba. Adınız nedir? Ben Hillary. Burası neresi? Burası Burton Riglet Park. Burada ne yapıyorsunuz? 3 ve 6 yaş aralığındaki çocuklara snowboard ders veriyorum. Ben de izleyebilir miyim? Tabii, elbette. Tamam, hadi. Burası çok eğlenceli görünüyor. Buraya gelin. Vay canına, bunu gördünüz mü? Hadi, onunla konuşalım. Ne yapıyorsunuz? Gracie'ye snowboard yapmayı öğretiyorum. Merhaba Gracie. Çak bir beşlik. Çok güçlüsün. Dünyanın en gördüğüm güçlü en beşliği. Gördüğüm en güçlü beşlikti. Evet. Elinde ne var? Bu bir tutacak. Bakın. Peki ne işe yarıyor? Bu kontrol edilebilen bir kayış. Snowboard yapmayı yeni öğrenen çocuklarda kullanıyoruz. Dengede durmalarını sağlıyor. Güzel. Boyunu da ayarlayabiliyoruz. Geride durmak istersem merhaba, ipi uzatabiliyorum. Merhaba. Yakınlaştırabiliyoruz. Merhaba. Ne var? Onu buradan yönlendiriyorum ve burada birçok havalı şey yapıyor. Onu dengede tutuyoruz harika. Zıplatıyoruz. Güzel. Kaymaya hazır mısın? Evet. Tamam. Hadi kay bakalım. Kaymaya hazır mısın? Hadi bakalım. İzleyelim. Hadi bakalım. Tümseye gidiyoruz. Ortadan git.
Ortadan git ve zıpla. Harika. Şunu gördünüz mü? Bu bir snowboard. Bir çocuk snowboardu. İşte bu da tutma ipi. Evet, çocukları bunlarla dengede tutuyorlar. Siz de snowboard yapmayı öğrenmek ister misiniz? Pekala, başlıyoruz. Hadi gelin. Oo, harika. Evet, harika bir dönüştü. Vay canına, çok iyi zıpladı. Şimdi snowboard yapma sırası bende. Bakın. Evet, bu benim snowboardum. Oo, çok büyük. Hadi gidelim. Oo, durun. Durun, durun. Bu kıyafetlerle snowboard yapamam ki. Hadi gelin. Kayak kıyafetlerimizi giymeliyiz. Evet. İlk kayak kıyafetimiz. Evet, bu bir pantolon. Pantolonumu giydiğime göre benim kar botlarına ihtiyacım var. Evet. Hadi giyelim. Bunlar harika. Çorabımla kara basamam çünkü çoraplarım ıslanır. Evet, bana bakın. Evet, ama biraz üşüyorum. Sırada ne var? Evet, güzel. Evet. Mavi bir ceket. Oo, çok kalın görünüyor. Hemen giyeyim. Evet, bana bakın. Ceketim güzel ve mavi. Pantolonum turuncu. Ve ayağımda güzel kar botlarım var. Bakalım başka ne var? Oo. Evet. Şuna bakın. Bu bir kask. Evet. Uhuhu. Bakın. Ne kadar güzel bir kask. Kasklar kafanızı korumak için kullanılır. Kask takmalısınız. Şuna bakın. Harika. Evet. Çok güzel bir gözlük. Evet. Sonra görüşürüz. Ve son olarak eldivenlerimiz var. Artık snowboard yapabilirim. Evet. Telesiyeje geldik. Evet.
dağın tepesine bunlarla çıkıyorsunuz. Önce birinci kemeri takıyoruz ve ayağımızı buraya koyuyoruz. Ve daha sonra güzelce bağlıyoruz. İyi bağladığınıza dikkat edin. Ve ikinci kemeri de bağlıyoruz. Bakın, bir ve iki kemer var. Evet, işte gidiyorum. Sıram gelmek üzere. İşte gidiyorum. Evet, telesiyejden indim. İkinci ayağımı da bağlayabilirim. Biri burada, diğeri de burada. İki ayağımı bağlıyorum. Evet, burada da iki kemer var. Evet, ilkini bağladık ve şimdi de ikincisini bağladık. İşte gidiyoruz. Snowboard yapmayı seviyorum. Hadi gidelim. Evet. Vay canına. Oo! Burada bir sürü kayak ve snowboard var. Şuna bakın. Bunun rengi sarı. Vay canına. Bunun rengi kırmızı. Hey! Şuna bakın. Bunun rengi mavi. Şimdi kendi snowboardumu ayarlayacağım. Bu sayede daha düz ve temiz olacak. Böylece daha hızlı gideceğiz. Hey, işte burada. Oo, ilk yapmamız gereken bağlama yerlerini çıkartmak. Ayaklarımızı buraya koyuyoruz. Evet, burası snowboard'un üstü. Burası ise snowboard'un tabanı. Üstündeki çizikleri görüyor musunuz? Evet. Şimdi onları çıkartacağız. Pürüzsüz hale getirip cilalayacağız. İlk olarak bu makineyi kullanacağız. Bu bir bileme makinesi. Burada bileyiciler var ve onları iten bir çark var. Önce suyu açalım. Evet, işte başlıyoruz. Şuna bakın ne kadar pürüzsüz oldu. Şimdi suyu kapatabilirim. Tamam. Çok pürüzsüz. Bakın biraz ıslandı. Şimdi ise köşelerini bilememiz gerekiyor. Bu makineyi gördünüz mü? Bu makine bir bileyici. Vay canına. Üstünde zımpara kağıtları var. Bunlar köşeleri düzeltecek. Bu makine için bir uzmana ihtiyacınız var. Hadi bir uzman bulalım o zaman.
Merhaba. Merhaba. Bu Philip. Snowboard'umuzu alacak ve kenarlarını düzeltecek. Çok teşekkür Sonra ederim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Köşelerimiz artık çok keskin oldu. Oho. Biraz cila sürmemiz gerekiyor. Ama önce snowboard'umuzu kurutalım. Biraz kağıt havlu alalım. Ve üstünü silelim. Evet. İşte oldu. Şimdi size çok havalı bir makine göstereceğim. Buraya gelin. Gördünüz mü? Şuna bakın. Bu bir cilalama makinesi. Cilayı buradan uyguluyor. Ve burası da perdahlayıcı. Önce biraz cila alıyoruz. Mavi bir cila. Ve buraya sürüyoruz. Çok sıcak. Sonra snowboard'u alıyoruz. Oo. Şu anda tabanında cila var. Şimdi bunu perdahlamalıyız. İşte başlıyoruz. Oo. Evet. Vay canına. Snowboard'umuz harika oldu. Şimdi buraya koyalım. Ve üstüne bağlama yerlerini takalım. Artık kullanılmaya hazır. Harika. Snowboardçu oyuncağımla oynuyorum. Burada minik bir kayak parkımız var. Bence kaymaya başlayabiliriz. Evet. Çok harika bir zıplayıştı. Acaba başka neler var? Şuna bakın. Snowboard'unuzu boyayın yazıyor. Bakın boya kalemleri de var. İlk olarak adımı yazacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Birlikte yazalım mı? Evet. B, L, I, P, P, I. Blippi. Harika. Tamam. Şimdi de boyayalım. Rengarenk olsun. En sevdiğim iki renkten biri. Turuncu. Hazır mısınız? Evet. Harika bir snowboard olacak. Tamam. İşte en sevdiğim ikinci renk. Mavi. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Sanat eserimiz... Hazır. Çok güzel. Şuna bakın. Güzel bir snowboard. Vay canına. Evet. Oo! Burada ne var böyle? Oo! Eğlenceli bir oyuna benziyor. Burada iki zarımız var. Biri yeşil, biri de sarı. Evet. Snowboard'un üstünde duracağım. Ve bunlardan birini atacağım. Hadi bakalım. Yeşil zara atalım. Tamam mı? Hangi sayı çıkarsa elimizi oraya koyacağız. Oo, bakın. 5 numara çıktı. 5 numaralı snowboard işte burada. Hazır mısınız?
Hadi bakalım. Wow! Evet, burada durmayı başardım. Hadi. Şimdi bir daha yapalım. Bu sayıyı gördünüz mü? Evet. Bu sayı 3. Öyleyse burayı tutmam gerekecek. Tamam mı? Çok eğlenceliydi. Burada snowboardlar var. Şunlara bakın. Bu snowboard yeşil ve turuncu. Bunu yere bırakalım. Şu snowboard'a bakın. Kırmızı ve mavi renkli. Bunun üstüne çıkacağım. Küçük dayanaklarımızı koyalım. Burada alıştırma yapabiliriz. Evet, harika bir yer. Tamam, gördünüz mü? Ayaklarınıza doğru eğilebilirsiniz. Parmaklarınız snowboard'un kenarında duruyor. Topuklarınıza doğru eğilebilirsiniz. Bu sefer de topuğunuzun olduğu kenara doğru eğilin. Kullanıyormuş gibi yapabilir, dengenizi kontrol edebilirsiniz. Snowboard'unuzla hareketler deneyebilirsiniz. Tepeden inmek gibi. Evet. Bunlar da ne? Vay canına. Bu sarı renkli bir denge tahtası. Buysa yeşil bir denge tahtası. Bunlarla ne yapıldığına bakın. Yere koyuyoruz. Bir ayak buraya, diğer ayak buraya. Ve dengede durmaya çalışıyoruz. Gördünüz mü? Parmaklar, taban, arka ayak, ön ayak. Güzel dönüşler yapabiliriz. Bir saniye. Bunu duydunuz mu? Evet. Denge tahtası şarkısı. Hey, buraya gelin.
Pippi. Bugün Scottsdale, Arizona'daki Odyssey'deyiz. Gelin. Bu çok eğlenceli olacak. Bugün sizlerle bazı hayvanları tanıyacağız. Evet. Vay canına, şuraya bakın. Oo, yağmur damlalarına benziyorlar. Merhaba. Hadi, beni takip edin. Vay canına, yukarı çıkıyoruz. Evet, hadi gidelim. Çok eğlenceli olacak. Gördünüz mü? Rus Mersin balığının sırtına iki parmağımla dokundum ve hoşuna gitmiş olmalı. Oo! Vay canına, çok soğuk. Derisi sert ama kaygan bir yapısı da var. Bu onu parazitlerden koruyor olmalı. Evet, bakın bir tane daha var. Bu harikaydı. Oo, şunu gördünüz mü? Bir vatoza dokundum. İki parmağımla sırtına dokundum. Evet. Tamam. Evet, bir tane daha bulalım. Aa, evet, burada bir tane daha var. Oo. Aa, merhaba. Çok komikti. Hey, buraya gelin. Oo. Burada bir sürü var. Aa, şuna bakın. Bakın, yere uzanmış. Evet, bu farklı bir tür. Aa. Aa, evet, bir tane daha. Hey, nasıl hissettirdiğini anlatayım. Biraz şey gibi. Bakın, bir tane daha. İşte şimdi nasıl olduğunu anladım. Islak bir jelibon gibi diyebilirim. Evet, çok kaygan ve yumuşak ama aynı zamanda da oldukça sert. Oo, bu çok eğlenceli. Vay canına. Merhaba. Merhaba Blippi. Burada ne yapıyorsun? Oturup en sevdiğim balığa bakıyorum. Kaşık balığı. Oo, kaşık balığı mı? Çok havalı. Evet. Tamam, sonra görüşürüz. Görüşürüz Blippi. Oo, akvaryumun perde arkası çok eğlenceli. Merhaba. Merhaba. Burası harika. Vay canına. Merhaba. Merhaba. Burada birçok insan çalışıyor. Oo, şuna bakın. Evet, akvaryumun tepesindeyiz. Oo, aşağıdaki suya ve balıklara bakın. Vay canına. Hadi, beni takip edin. Aa, şu odaya bakın. Evet, bir sürü dalgıç eşyası var. Hava tankı ve dalış kıyafeti. Evet, bu balıkları köpek balıklarına götürmeliyiz. Çok acıkmış olmalılar. Gelin. Oo! Aa! Evet. Oo, şuna bakın. Bunu çizen kişi çok yetenekli olmalı. Köpek balıklarının farklı bölgelerini gösteriyor. Evet. Mesela solungaçlar. Aa, şuraya bakın. Başardık. Evet. Alın. Merhaba, bakalım. Merhaba. Teşekkür ederim. Rica ederim. Adın nedir? Adım Deni. Oo, bu Deni. Burada ne yapıyorsun? Kate ile birlikteyim. Şu anda büyük köpek balıklarını besliyor. Vay canına. Orada bir balık gördüm. Bakın. Oo, neden elinde sopaya bağlı bir balık var? Bu sayede yemekleri köpek balığımıza çekiyoruz. Suda parlayan bir kolonun üstünde duruyor. Yemekleri onlara ulaştırmak için uzun bir alete ihtiyacı var. Tamam. Yani ucunda balık olan sopayı gören köpek balığı geliyor ve sonra ziyafet çekiyor. Çok eğlenceli görünüyor. Harika.
Bu balık çok büyük görünüyor. Köpek balıklarını beslediğim balık ne kadar büyük? Yaklaşık bu büyüklükte. Onlara lüfer balığı deniyor. Üstlerinde mavi bir desen var. Pekala. Bu bir lüfer balığı. Yaklaşık bu büyüklükte. Peki ben ne tür bir balık getirdim? Ringa balığı getirmişsin. Bu büyük bir balıktır. Tamam. Kapelin balığı da var. Şu küçük olanlar. Tamam. Çok ilginç. Evet. Hey, birini balık beslerken izlemek çok güzel. Evet, ben de köpek balığı besleyebilir miyim? Evet, elbette. Tamam, pekala. Eldiven takmayı unutma. Balıklar kötü kokabiliyor. Tamam, pekala. Eldivenleri takalım ki haftalarca elimiz balık kokmasın. Evet, tamam. Eldivenlerimi taktım. Oldu. Bir eldiven, iki eldiven. Tamam, şimdi ne yapacağım? Mutfaktan getirdiğin balık kutusunu alacağız ve o tarafa gideceğiz. Tamam mı? Peki. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Besleme platformuna gidiyoruz. Tamam. Oraya çıktığımız anda balıklar bizi bekliyor olacak. Tamam. Oo! Bakın. Platformdayım ben. Oo! Balıklarla aramda hiçbir engel yok. Tamam. Suya atlayacağım. Aa, hayır. Şaka yapıyorum. Evet, işte başlıyoruz. Birer birer atabilir miyim? Nasıl istersen, tek tek ya da hepsini aynı anda atabilirsin. Pekala. Afiyet olsun balıklar. Nasıl geldiklerine bakın. Yemeklerini çok beğendiler. Şunlara bakın. Yukarıda toplanıyorlar. Çünkü onlara bu lezzetli yemekleri attığımı biliyorlar. Evet. Alın bakalım balıklar. Hop. Beğendiniz mi? Tadı güzel mi balıklar? Yoksa kötü mü? Tamam, çok az kaldı. İşte geliyor. Oo, bu çok eğlenceliydi. Harika. Bir kaplumbağayı besliyor. Gelin. Vay canına. Burada çok güzel şeyler var. Vay canına. Evet, bu taraftan. Oo. Hey, ne yapıyorsunuz? Yeşil deniz kaplumbağamız Greta'yı besliyorum. Greta'yı besliyormuş. Çok güzel bir isim. Bu da Greta. Onu görüyor musunuz? Merhaba Greta. Merhaba. Greta hangi yemekleri seviyor? Greta marula bayılır. Onun dışında salatalık, dolmalık, biber ve bazen de havuç yiyor. Marul, dolmalık biber, salatalık ve havuç. Greta çok sağlıklı olmalı. Greta'yı besleyebilir miyim? Tabii. Pekala. Tamam. Nasıl vereyim? Biraz mı? İstersen yaprağın tamamını verebilirsin. Nasıl istersen. Tamam. Al bakalım Greta. Tamam. Ne yapıyorsun? Tam arkanda. Başka vereyim mi? Tabii. İşte böyle. Bazen göremiyorlar. Tamam. Evet. Greta çok acıkmış. Al bakalım Greta. Nefis. Al bakalım. Greta çok büyük. Greta'nın ağırlığını biliyor musunuz? 45 kilonun biraz üstünde. 45 kilo mu? Vay canına. Al bakalım. Şimdi de büyük bir parça verelim, değil mi? Greta'nın nasıl yiyeceğini görelim. Al bakalım. Tıp, tam karşında. Evet. Hey, merhaba. Merhaba. Çok büyük bir marul yaprağıydı. Merhaba. Hey. Merhaba. Gelin.
Hayvanlara dokunduğumuz için bence şimdi tuvalete gidip ellerimizi yıkamalıyız. Hadi gelin. Oo, tuvalete hoş geldiniz. Oo, bakın. Oo, bu tuvalet suyun altında. Aslına bakarsanız bu tuvalet Amerika'nın en iyi tuvaleti ödülünü aldı. Evet, burada ellerinizi yıkarken balıklara ve köpek balıklarına bakabilirsiniz. Oo, bu harika. Oo, çok havalı. Pekala, ellerimi yıkadım. Şimdi onları kurulamalıyım. Siz de manzaranın tadını çıkarın. Oo, hadi bakalım. Bu yürüyen merdivenle okyanusun derinliklerine inelim. Hadi gelin. Bakın, suyun altında gibiyiz. Şuraya bakın. Aa, harikaydı. Okyanusun derinliği sergisine hepiniz hoş geldiniz. Hey! Orada ne yapıyorsunuz öyle? He? Aşağı gelin. Oo! Hey, bakın. Merhaba. Hey! Bu bir deniz aslanı. Aa! Bir tane daha var. Aa, çok büyük. Oo. Harika. Aa, şuraya bakın. Oo, merhaba. Vay canına. Burada bir fok da varmış. Hadi onu bulalım. Aa, bir bakalım. Aa, işte burada. Merhaba. Gördünüz mü? Bu bir fok. Merhaba. Burada 3 deniz aslanı ve 1 fok var. Şimdi onları ayırt etmenin en kolay yolunu size göstereceğim. Bir deniz aslanıysanız ön yüzgeçlerinizi bu şekilde yürümek için kullanırsınız. İşte böyle. Ama foklar bunu yapmaz. Foklar... Oh, merhaba. Ne kadar da meraklısın. Çok meraklı. Ha, bu bir deniz aslanı. Çünkü yüzgeçleriyle yürüyor. Merhaba, 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 merhaba. Çok akıllı hayvanlardır. Nasıl takip ettiğini görüyor musunuz? Yön değiştireceğim. Vay canına. Tamam, foklarsa böyle yürümezler. Bu bir deniz aslanı. Deniz aslanı. Foklarınsa yüzgeçleri o kadar güçlü değil. Ayrıca kısa ve kalındır. O yüzden böyle yapıyorlar. Paytak paytak gidiyorlar. Çok komik. Aa, ne kadar da etkileyici canlılar. Hadi biraz daha inceleyelim. Vay canına, penguenler mi? Evet, akvaryumun perde arkasındayız ve birkaç penguenle tanışacağız. Gelin. Pekala. Ağır ve sessiz adımlarla gidelim ve ses çıkarmayalım. Oo, merhaba. Siz kimsiniz? Ben Haç. Oo, bu Haç. Tamam, burada ne yapıyorsun? Penguen ve sürüngenlerle çalışıyorum. Oo, penguenler ve sürüngenler. Arkadaki penguenleri görüyor musunuz?
Vay canına. Merhaba. Burada sadece iki pengueniniz mi var? Hayır, daha fazla dostumuz gelecek. Eline bir oyuncak alabilirsin, onlarla oynayabiliriz. Tabii. Bir oyuncak alalım ve birkaç penguen daha görelim. Şuraya bakın. Buraya gelin. Gelin bakalım, gelin. Oyuncakları istediğin gibi hareket ettirebilirsin. Baksana, şimdiden sana merhaba demeye geldi. Aa, gölgemden hoşlanıyor gibi, öyle değil mi? Olabilir, penguenler zıt renkleri çok sever. Ayrıca renkleri de çok iyi görürler. Gözlerinde bizdeki gibi çomak ve koni hücresi var. Aslında kuş olsalar da yavru kedi gibi davranıyorlar. Değil mi? Evet, biraz benziyorlar. Farklı türde oyuncaklarla oynamayı seviyorlar ve tıpkı yavru kediler gibi ne zaman dokunulmak istediklerini bize söylüyorlar. Tamam. Ah, çok ilginç. Çok güzelmiş. Hey, daha yakından bakın. Ah, güle güle. Penguenler çok komik. Peki bu penguenler nereden geldi? Bu penguenler Güney Afrika'dan geldi. Tamam. Akvaryumumuzda 32 penguenimiz var. Vay canına, 32 tane penguen. Bunlar Güney Afrika'dan mı geldi? Yani Antarktika değil mi? Antarktika değil. Bunlar sıcak iklimleri tercih eden birkaç türden biri. Aa, anladım. Çok güzel ve çok ilginç. Sıcak iklim ve penguenler. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Hadi şuraya oturalım değil mi? Haç buraya bir penguen getirecek. Çok heyecanlıyım. Bir penguene dokunacağım. Oo, merhaba. Tamam. Penguene iki parmağımla dokunacağım. Sırtını hafifçe seveceğim. Evet. Hazır mısın? Oo. Çok yumuşaktı. Penguenlerin santimetre kare başına 15 tüy olduğunu biliyor muydunuz? Çok kısa ve çok sık tüyleri var. Tekrar dokunabilir miyim Haç? Dokunabilirsin. Tamam. Hoşuna gitti mi? Sevdin mi? Sana gösteriş yapıyor. Aa! Kafasını sallaması ne anlama geliyor? Çok mutlu olduğu anlamına geliyor. Yeni erkek arkadaşı olabilirsin. Oo! Oo! Umarım öpücük istemiyordun. Aa! Merhaba. Bu küçük mavi penguen. Gerçekten çok küçük. Vay canına. Bu şema farklı penguenlerin boyutlarını gösteriyor. Oo! İşte bugün tanıştığım penguen. Afrika pengueni. Oo, gittikçe büyüyorlar. Vay canına. Aa, ne kadar büyüdüklerine bakın. Oo, şu penguenin büyüklüğüne bakın. Oo, 1 metre 30 santimetre uzunlukta. Ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız? Ha, gerçekten bu çok büyük bir penguen. Bakın bir tukan. Gagasını gördünüz mü? Şekli bir muza benziyor. Çok renkli bir muza. Burada başka bir kuş var. Gelin. Vay canına. Merhaba. Rengarenk bir papağan. Merhaba. Nasılsın? Tüylerinin rengi sarı, mavi ve kafası da yeşil. Merhaba. Hey, size göstermek istediğim bir hayvan daha var. Hadi gelin. Oo, bakın. Şu hayvana bakın. Çok yavaş hareket ediyor. Hangi hayvan olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu bir tembel hayvan. Hadi tembel hayvan taklidi yapalım. Thank you.
Merhaba. Nasılsınız? Çok komikti. Merhaba, merhaba. Şunlara bakın. Bunlar su samuru ve çok sevimliler. Nasıl yüzdüklerine bakın. Vay canına. Nefeslerini uzun süre tutabildiklerinden eminim. Oo, çok hızlılar. Suda yüzen kedi gibiler. Ama gerçek bir kedi değil tabii. Oo, merhaba. Merhaba. Oo, bir tane daha var. Harika. Scottsdale, Arizona'daki Odyssey Akvaryumunda sizlerle hayvanları yakından tanımak çok güzeldi. Bu bölümün sonuna geldik. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Blippi, Blippi. Wee, wee, wee. Merhaba. Ben Blippi. Bugün Los Angeles, Kaliforniya'daki Live, Love, Play'deyiz. Ne güzel. Woohoo. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Ah, bir saniye. Şu gülen yüzü görüyor musunuz? Hadi buraya gelin. Aa, bu bir gülen yüz ve çok mutlu. Bugün sizlerle duyguları öğreneceğiz. Ve ben şu anda mutluyum. Mutlu. Evet, hadi içeri geçelim. Gelin. Oo, hadi içeri girin. Aa, vay canına. Oo, şuraya bakın. Ne kadar uzun. Vay canına. Oyuna başlamadan önce ayakkabılarımı çıkartmalıyım. Evet, bir ayakkabı. Ve iki ayakkabı. Hadi gelin. Oo, hey bakın. Başka duygular da var. Bu heyecanlı bir duygu. Oo, sizlerle oyun oynayacağım için çok heyecanlıyım. Evet. Oo, bakın. Bir kaydırak. Oo. Benimle ortada buluşun. Evet. Hazır mısınız? İşte gidiyoruz. 3, 2, 1. Bu harikaydı. Gelin. Hey, şuna bakın. Çok güzel bir koltuk. Bakın. Bir saniye. Uyku için vaktimiz yok. Şimdi oyun zamanı. Bakın, bir mutfağa benziyor. Bu tava ve tencerelerde. Ne pişirmek istersiniz? Nefis. Mısır. Tavuk. Ocağı yakalım. Gelin. Bakın. Bir yunus.
Benimle Yunus taklidi yapar mısınız? Ah, çok eğlenceliydi. Oo, hadi buraya gelin. Bakın. Vay canına. Büyük ve sarı bir kaydırak. Hadi gidip kayalım. Hup hup. Hup. Oo, şunlara bakın. Üç farklı renkten oluşuyorlar. Mavi, açık, yeşil ve yeşil. Çok renkli. Hadi. Tamam. Kaydırak burada. Çok öfkeliyim. Bakın. Öfke. Bir duygu daha. Gördünüz mü? Evet, bu öfkeli. Takılıp düştüm ve dizimi incittim ve bu beni öfkelendirdi. Öfkelendiğinizde kulaklarınızdan duman çıkar. Ve yüzünüz kızarır. Öfkelenmek normaldir. Ama öfkelendiğinizde biraz nefes almalısınız. Hazır mısınız? Tamam, artık öfkeli değilim. Hadi oyuna devam edelim. Hoşça kal öfke. Sarı kaydırağın tepesindeyiz. Evet, hazır mısınız? İşte gidiyorum. Evet, sıra sizde. Evet. Evet, harika. Bu büyük sarı kaydırak harikaydı. Bakalım burada başka neler var. Bakın. Burada makyaj yapabileceğiniz küçük masalar var. Çok güzel. Evet. Şuna bakın. Bu bir prenses şatosu. Bir tane daha. Bu bir koltuk. Ve kocaman bir yatak. Bir saniye. Bunu hatırladınız mı? Evet. Hatırladınız mı? Evet. Az önce burada uyumuştum. Pekala. İşte yatıyorum. Bir saniye. Uyku için vaktimiz yok. Şimdi oyun zamanı. Gelin. Bakın. Bu büyük bir ekskavatör. Şunlara bakın. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Hepsini üst üste koyalım. Evet. İşte gidiyoruz. Harikaydı. Gelin. Başım dönüyor. Vay canına. Gördünüz mü? Bu bir trambolin. Üstünde zıplayabilirsiniz. Bakın zıplıyorum. Blippi. Merhaba. Oh,
Çok şaşırdım. Gördünüz mü? Evet. Şaşırdım. Ah, bakın. Oo, vay canına. Beklenmedik bir şey yaşadığınızda şaşırırsınız. Tıpkı benim gibi. Gördünüz mü? Didi birden ortaya çıktı ve blippi dedi. Hadi gelin. Oo, bir tünel. İşte gidiyorum. Hey. Oo. Şuna bakın. Bu bir piramit. Geometrik bir şekil. Üç boyutlu bir şekil. Şu üçgeni görüyor musun? Evet. Bir piramit. Bir piramit daha. Vay canına, şuna bakın. Oo, işte. Bu dikenli bir top. Üstünde dikenleri olan bir küre. Gelin size bir şey anlatacağım. Sizi vuracaktım. Tamam. Bu kadar yeter. Harikaydı. Bir saniye. Şu sarı kaydıra görüyor musun? Vay canına. Şuraya bak. Kıvrımlı bir şekilde gidiyor. Bence birlikte yukarı çıkıp aşağı kayalım. Hadi, hadi. Aşağı bakın. Gördünüz mü? Evet, aşağı kayıyorum. Merhaba, işte gidiyorum. Evet, aşağıda görüşürüz. Wow, wow. Harikaydı. Bence artık gitme zamanı. Buradan gitmek beni çok üzüyor. Evet, ama gitmeliyim. Bakın. Çok üzgünüm. Şunu gördünüz mü? Üzgün bir surat. Üzgünüm çünkü artık oyun oynayamayacağım. Üzülünce ağlamak istersiniz. Ama bir saniye. Son bir kez daha kaydıraktan kaymak için biraz vaktim olabilir. Hadi gelin. Çok harika olacak. Evet, yukarı çıkacağım ve kaydıraktan kayacağım. Tamamdır. İşte geliyorum. Evet. Evet. Şuna bakın. Bir duygu daha. Sizlerle duyguları öğrenmek çok eğlenceliydi. Bu bir pinyata. Bence gitmeden önce bunu parçalamalıyım. İçini açıp ne olduğuna bakalım. Hazır mısınız? Oo! Pekala. Başlıyorum. Evet. 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 Şu şekerlere bakın. Bu harikaydı. Los Angeles, Kaliforniya'da Live Love Play'de bana katıldığınız için teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Hadi birlikte adımı yazalım. Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Görüşürüz. Hoşça kalın.